Ne oldu? Bırakalım Yusun. Korkuyorum, peşimdeler falan diyor. Ne yapmaya çalışıyor anlamıyorum. Kim peşindeymiş ya? İlgi çekmeye çalışıyor, aldırma. Bir de bu mu çıktı şimdi? Kaçırdı keçileri iyice bu. Dur biraz dinlensin şu anda, üzerine gitmeyelim. Sen de üzme kendini, düzelecek. Düzelecek mi Fırat ya? Düzelecek mi? İyice kötüye gidiyor. Asmayın canım suratınızı. Bütün aile toplandık işte, kutlayalım bunu. 5 dakikan var Moskov Recep. Aha da saate baktım. Kızım... Ne kızın? Kızımızın yok senin. Ne de, ne diyeceksen de hadi. Annenle Mehmet'i sen mi şey ettin kızım? Ne? Ne? Öldürdüm. Ya ne diyorsun sen ya? Biliyorsun abi, daha bir şey değişmedik. Annenlerin cenazesinde Ümmü'ye ben öldürdüm deyip ağlayıp sızlayıp gitmişin Şadi'ye. Hı? Ya başka bir şey. Başka bir şey vardı orada yani. Başka bir şey olduğu için de bir bakıma ben öldürdüm. Ne yaptın Şadi? Ne yaptın? Ne diyorsun Şadiyem? Soba zehirlenmesi değil miydi? Öyle demişlerdi. Şadiye ne yaptın? Gelirken narin aradım, kızların durumunu bir sorayım diye. Oğlum Şadiye'yi bulmuşlar. Efe abi çok iyi, çok sevindim de bu Şadiye'nin Deniz'in kankasının kardeş çıkması da yani. Bir o eksikti, tam oldu hani ilişkimizde maşallah. Şimdi ne yapacaksın? Her gün yüz yüze geleceksiniz. Narin kardeşini buldu, bırakmaz. Deniz'le günde 30 kere görüşecekler, görüşmezlerse olmaz. Ya orası öyle de ben bulaşmam artık onlara. Sıkıldım abi. O evde aksiyon bitmiyor ki. Her gün bir vukuat var, hop inip hop kalkıyor. O ırmak cadısı ülkeye döndü döneli. Yok yok, çok iyi oldu ya vallahi, ama tuz biber oldu Şadiye'nin de gelişi. Artık biz böyle tepe taklak gideriz Deniz'de maşallah. Ya bir şekilde bir ayara bulunursan merak etme. Sen sakin olacaksın. Deniz'lere çok fazla kavga etmeyeceksin, tamam? Ben neyse, sen bizi boş ver. Siz Yalıköy'den döndüğünüzden beri görüşmüyorsunuz. Bu Sermet devesi yüzünden Narin biraz uzak tutuyor beni. Yalnız o Sermet'e pabucunu ters giydireceğim, bak görürsün. Çok güzel planlarım var. İçeri alacaklar ama böyle özel bir hapishaneye alacaklar arkadaşı. Az kaldı. Ne yapacaksın sen? Bir anlatsana. Ya ben kimseyi öldürmedim. Yani o gece bir arkadaşımda kaldım ben. Ondan öyle dedim. Yani eğer evde olsaydım hani... kokuyu duyardım, bir şekilde onları kurtarırdım diye. Ya benim yıllardır içim yiyor yani hani... niye evde değildim diye. Kendi kendimi suçluyorum yani. Hani bir bakıma ben öldürmüş oldum tabii. Ya Şadiye, kader kısmet diye bir şey var kızım. Yani ne yapacaksın kızım sen? Yazı işte. Neden yok oldun ortadan peki? Kimse bulamamış sonra seni. Ben eve giderken
İnsanların haykırışlarını duydum. Sonra eve yaklaşınca da işte cenazelerini gördüm. Korktum yani. Kaçtım hemen oradan, arkama bile bakmadan öyle dağ bayır. Kaçtım. Siz de zaten defolup gitmiştiniz. Yapayalnız kalmıştım ya bu hayatta. Kimsesiz kalmıştım yani. Kimsesiz insanı rahat bırakırlar mı değil mi? Yaşım da küçüktü. Ufacıktım yani. Ya yurda murda verirler diye korktum. Öyle dayımgillere gideceğime de ölsem daha iyi olur dedim. Ne yaptın peki? Ne yaptım? Öyle cebimdeki işte 3-5 kuruş parayla İstanbul'a geldim. Bir süre seni aradım. Sonra da çalışmaya başladım. Anketçilik yaptım. Ondan sonra krem mrem pazarladım abla. Sonra lokantacılık yaptım. 3-5 sene evvel benim böyle dükkanda çalışacak dürüst, namuslu birisine ihtiyacım vardı. Arkadaşlar da bir kızdan bahsettiler. Çağırın gelsin dedim. Gele gele bizim küçük Şadiye geldi. Zamanla çalıştı, didindi. Buranın müdürü oldu. Değil mi Şadiye? Maşallah. Maşallah kızım. Yani Ümmü'ye söylediklerinin hepsi sebebi değil mi kızım? Allah. Ben acayip bunaldım. Daha fazla bu adamla aynı masada oturamayacağım. Gidelim mi? Tamam, kalkalım. Tamam. Siz oturun. Hayır hayır, biz kalkıyoruz zaten. Tamam. Ya herkes otursun, bir şeyler yiyelim işte ya. Ha, efendim Deniz. Ya çok acayip bir şey oldu. Şadiye'yi bulduk. Evet evet. Oturuyor şu an yanımda. Beraberiz Sermet Bey'in lokantasında. E harika bir şey bu. Ben hemen geliyorum. Nari'nin kız kardeşini bulmuşlar. Ya ben gideceğim. Sen Irmak'ta ilgilenir misin? Vay be. Arkadaşlığa bak. Bakıyorum iyileştin hemen. Deniz oraya geliyorum dedi, kapattı. Çok meraklandı o da günlerdir. Senin peşindeyiz. E buyursun. Ben de çok merak ediyorum zaten abla senin bu kankanı. Sermet Bey. Madem bugün çalışmıyorum. Madem burası bizim şerefimize kapandı. Acıktık. O meşhur kebaplarınızdan bir yiyelim bari. Vallahi ben de çok acıktım ya. Dükkan senin Şadiye Hanım. Söyle getirsinler. Bakın lan masaya. Abi ben bizzat ilgileniyorum abi. Nezaret ediyorum bunu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.